Suruç katliamının duruşmaları şu sıralarda görülüyor. Ve şu sıralarda legal demokratik siyasete darbenin bir başka duruşması olan Çağlar Demiral'ın duruşması, Grup Başkan Vekilimizin duruşması şu anda Diyarbakır'da görülüyor. Özü itibariyle halkın iradesinin, milletin iradesinin 7 Haziran seçim sonucunda hükümet tarafından, Erdoğan tarafından, AKP tarafından tanınmaması birer darbeydi. Milletin iradesine karşı bir darbeydi. Ve Suruç katliamı özü itibariyle darbe mekaniklerinin harekete geçirilmesi için bir saldırı girişimiydi. Suruç katliamından neredeyse 15 Temmuz junta kalkışmasına, darbe kalkışmasına kadar geçen bütün zaman dilimi hükümetin objektif sorumluluğuyla, yanlış politikalarıyla darbe mekaniğinin canlandırılması ve harekete geçmesi süreciydi. Değerli basın mensupları, 15 Temmuz'da kalkışmanın olduğu bir realitedir, bir gerçektir. Ve o kalkışmada insanların hayatını yitirdiği bir realitedir, bir gerçektir. Bir kez daha hayatını yitiren bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Aynı zamanda 8 Haziran 2015 tarihinden bugüne değin hükümetin müzakere masasını devirmesinden kaynaklı ve darbe mekanizmini harekete geçirmesinden kaynaklı hayatını yitiren bütün yurttaşlarımıza, bu ülkenin bütün evlatlarına bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Çünkü onlar, çok açık ben de söylüyorum, etnik kimliklerinden, siyasi görüşlerinden, yapmış oldukları vazifelerden bağımsız olarak savaş politikalarının kurbanlarıdırlar. Güvenlikçi politikaların kurbanıdırlar. Darbeyle mücadele, darbeciyle mücadele boynumuzun borcudur. Darbe kimden gelirse gelsin ve sığındığı liman ne olursa olsun darbeye hayır demeyi, haykırmaya da bu minvalde devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, pek çok açıdan mekanizmaya baktığımızda maalesef darbenin, junta kalkışmasının gerçek olduğu kadar darbenin önceden öngörüldüğü, öne aldırıldığı o kadar gerçektir. Yani önlenebilir bir mekanizma, önlenmemek suretiyle Allah'ın bir lütfu tanımına dönüştürülmüştür. Çünkü darbe kalkışması, junta kalkışması bir fırsat bilinerek toplumsal tüm muhalefet dinamiklerine karşı bir darbe gerçekleştirmenin aracı haline dönüştürülmüştür. Bu itibarla da 20 Temmuz'da olağanüstü hal rejiminin ilanı da legal demokratik siyasete ve Türkiye'deki bütün muhalefete karşı bir darbedir. Ve bu darbe 4 Kasım'da hayat buldu. Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve milletvekillerimiz gözaltına alınarak, tutuklanarak cezaevine konuldu. Legal demokratik siyasete darbe gerçekleştirildi. Eğer junta kalkışması hayat bulmuş olsaydı ne olurdu bu ülkede? Bugün hepsi adım adım muhalefet açısından hayat bulmuş durumdadır. Hukuk bir bütün olarak yerle bir edilmiş durumdadır. Değerli basın mensupları, her ne kadar milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmış olması legal demokratik siyasete ve milletin iradesine bir darbe ise, hukuk zemini içerisinde, kanun zemini içerisinde kalınmayarak da darbe derinleştirilerek devam ediliyor. Bakın 20 Mayıs 2016'ya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşmamış olan fezlekelerden dolayı, iddialardan dolayı Selahattin Demirtaş yargılanmak isteniyor. Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, Ankara 16
ağır ceza mahkemesi ikinci ağır ceza mahkemesinde Diyarbakır 6-8 Ekim Mart olayları dosyasıyla birleştirilerek yargılanmak isteniyor. Oysa ki hukuk açısından, hukuk tekniği açısından fezlekesi olmayan bir ithamla ilgili bir milletvekili yargılanamaz. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi bu talebi reddetti. Çok açık ve net söylüyorum. Talimatla re'sen duruşmanın ve dosyaların birleştirilmesi konusunda bir baskı söz konusu. Ve bir nevi fezlekesi olmayan bir suçlamayla eş genel başkanımız yargılanmak istemiyor. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyor. Ve bir kez daha hodri meydan diyor. Selahattin Demirtaş'ın HDP MYK'sının Diyarbakır olaylarında hayatını yitirmiş olan bütün canlarımızın hayatını yitirmiş olmasında miskale zerre kadar bir dahiliyeti yoktur. Dahiliyet bir bütün olarak hükümete aittir. Müzakere masasını devirmek suretiyle objektif sorumluluğun tamamı kendisine aittir. Tek bir delil gösterin. Tek bir delil yok. Daha önce de ifade etmiştim. Hayatını yitiren 54 canın tamamı bizim canımızdır. Bizim yurttaşımızdır. Yaşam hakkı kutsaldır. Gelin bu olayın perde arkasını hep birlikte açığa çıkaralım. Mecliste araştırma önergesi verdik. Bir komisyon kurulsun dedik. Neden reddettiniz? Gelin hep birlikte bu olayın üzerine gidelim dedik. Neden reddettiniz? Kadın da olsa, çocuk da olsa gereğini yaparız dediniz. 2006 yılında Diyarbakır'da Mart olaylarında onlarca çocuk, yaşlı kadın hayatını yitirdi. Eğer bir katliam talimatı varsa, bir öldürme talimatı varsa, çok açık ben söylüyorum, tarihine baksınlar, AKP Genel Başkanı'nın talimatlarından sonra kimlerin hayatını yitirdiği kayıtlarda mevcuttur, delillerde mevcuttur. Hal böyleyken bize dayatılan politikanın, bize dayatılan uygulamanın bir olağanüstü hal rejimini aştığını, bir sıkı yönetim olduğunu, bir darbe olduğunu bir kez daha ama bir kez daha kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyoruz. Dehli basın mensupları, AKP Genel Başkanı, biz göreve geldiğimizde o hal vardı. Şimdi grev tehdidi olan yere o halden istifade izin vermiyoruz deyişi hem malumun ilanıdır hem de gerçeğin kendileri tarafından itirafıdır. Olağanüstü hal rejiminin niçin bu ülkede ilan edildiğinin ve niçin sürdürüldüğünün de göstergesidir. Çok açık ve ne söylüyorum? Heykelleri bile tutukladınız ha, heykelleri. İnsan hakları anıtının önündeki heykelleri bile tutukladınız. Meydanları kapattınız. İnsanların fikirlerini ifade etmelerini bir tehdit, şantaj gerekçesini haline dönüştürdünüz. Olağanüstü hal rejimi devlete değil, bizzat muhalefete, muhalefetin sesine yöneltilen bir tehdittir. Ve darbe, özü itibariyle darbenin siyasi ayağı şu anda iktidardadır. Darbenin siyasi ayağı siyasi olan tüm muhalefeti, toplumsal muhalefeti susturmanın aracı haline dönüştürmüştür. Kenan Evren'in 12 Eylül darbesinden sonra 24 Ocak kararları olarak tarihe geçen kararlar neydiyse bugün ekonomi dünyasına, bugün emek dünyasına, bugün hizmet alımı adı verilen özü itibariyle 21. yüzyılın kölelik sistemi olan emeğin sömürüsüne aynı minvalde, aynı paralelde bakmak mümkündür. Değerli basın mensupları, her fırsatta ama her fırsatta ifade ediyoruz. Ekonomik kalkınmanın da, sermayenin de, emekçinin de
rahat edebileceği, emeğinin karşılığını alabileceği, yatırımını güvenle yapabileceği yegane bir rejim vardır. O da demokrasi rejimidir. O hal rejiminin olduğu hiçbir coğrafyada yatırımcı gelmez, yatırım yapmaz. Dolayısıyla o hal rejimini sermayeye, işverene bir fırsat olarak sunmak, çok açık ve net söylüyorum, gaflet ve delalet içerisinde bulunmaktır. Aynı zamanda demokrasiye, aynı zamanda insan haklarına, aynı zamanda emeğe karşı ihanet içerisinde bulunmak. Bu minvalde bir kez daha gerçeğin kendileri tarafından itiraf edildiğini de ifade etmek istiyorum. Bir kez daha kamuoyunun dikkatlerini bu noktaya çekmek istiyorum. Hayatın her alanında aydınlık olan, hayatın her alanında insani olan her şeye karşı bir düşmanlık söz konusu şu anda. Bakın sadece HDP eş genel başkanları, HDP milletvekilleri değil. Toplumun neredeyse %50'si onlar nazarında, AKP genel başkanı nazarında ya teröristtir ya da terörizme yardım etmiştir. En son 9 Eylül Üniversitesi 12 akademisyen barış bildirisine imza attıkları için açığa alındılar. Bakın, bunlardan bir tanesi Profesör Doktor Ayşen Uysal. Bir siyaset bilimci. Makaleleriyle, çabalarıyla, kitaplarıyla sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada en saygın diyebileceğimiz akademinin en aydınlık yüzlerinden bir tanesi. Profesör Doktor Cem Terzi, Deli Basın mensupları, ilk hekim ah diyenin yardımına koşandır diyor. Ve tamı tamına 5 yıldır Suriye'den gelen muhacirlara ensarlık yapan bu doktor, bu hekim açığa alındı. Niçin? Tıpkı Profesör Doktor Ayşen Uysal gibi, tıpkı diğer arkadaşları gibi barış bildirisine imza attıkları için. Suça, yani savaş suçuna ortak olmayacağız dedikleri için. Ama siz hükümete sorarsanız, AKP'ye sorarsanız, onlar terörist, onlar bölücü, onlar kötü. En büyük kötülük savaş politikalarını bu ülkeye dayatmaktır. En büyük kötülük demokrasiyi askıya almaktır. En büyük kötülük üniversiteleri çoraklaştırıp çocuklarımızın aydınlık geleceğini karartma politikalarını hayata geçirmektir. Bunu dayatmaktır. Bir kez daha Profesör Doktor Cem Terzi ve Profesör Doktor Ayşen Uysal şahsında bütün akademisyenleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Barışa sahip çıktıkları için selamlıyoruz. Suça ortak olmadıkları için selamlıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki bu ülkenin geleceği mutlaka ama mutlaka aydınlık olacaktır. Esas tarih karşısında, insanlık karşısında ve vicdanında mahkum olanlar çatışma politikalarını, ölüm politikalarını bu ülkeye dayatanlar olacaktır. Bakın, AKP Genel Başkanı her fırsatta, her konuşmasında almış kılıcı eline vurmadığı kimse yok. Ahmet Türk için, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Türk için hani hastaydı diyor. Açık ve net söylüyorum. Ahmet Türk'ü terörizmle suçluyor. Ahmet Türk'ü şiddetle özdeşleştirme çabası ruh sağlığı yerinde olanların yapabileceği bir iş değildir. Ahmet Türk mü kadın da olsa, çocuk da olsa gereğini yapacağız demiştir. Hani sağlığı kötüydü, bakın ne güzel de yürüyüşe katılıyor diyor. Bizim de bir önerimiz var AKP Genel Başkanlığı'na. Yürümek sağlığa iyi gelir. Yürümek
Ruh sağlığına da iyi gelir. Sizlere de önerimizdir. Siz de yürüyün. Demokrasi için yürüyün. Siz de yürüyün. İnsanlık için yürüyün. Siz de yürüyün. Eşitlik, özgürlük, adalet için yürüyün. Bütün 80 milyona aynı zamanda çağrımızdır. Bugün bu ülkenin demokrasisi hasta yatağında ölüm düşeğindedir. Ahmet Türk o yaşıyla ve o sağlığıyla eğer destek ziyaretinde bulunmuşsa, adalet talebine destek ziyaretinde bulunmuşsa, bu onurlu bir davranıştır, bu onurlu bir tutumdur. Bir kez daha bu olduğundan farklı gösterme çabalarını kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, hak isteyen, hukuk isteyen, adalet isteyen, insan haklarını savunan herkes hükümet nezdinde teröristtir. Bakın daha birkaç gün önce İstanbul'da, Büyükada'da 11 insan hakları savunucusu aktivisti gözaltına alındı. Ve soruşturmada sözüm ona gizlilik kararı var. Ama kimim basın yayın organlarında, kim medya kuruluşlarında gizlilik kararına rağmen itham ediliyorlar. İddianameler açıklanıyor, neredeyse kararlar veriliyor. Dünyanın hiçbir yerinde insan hakları sorunu, insan hakları ihlali meselesi hiçbir ülkenin iç meselesi değildir ve olmayacaktır. Bugün gözaltına alınan ve halen de gözaltına tutulan insan hakları aktivistleri Recep Tayyip Erdoğan yargılandığında, ceza verildiğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın özgürlüğü için kampanya düzenleyen insan hakları kuruluşlarıdır. Bunların bazılarında bizatihi tanışıyorum. İnsan hakları mücadelesi içerisinde birlikte mücadele yürütmüş olduğum insan hakları savunucusu arkadaşlarım da var içerilerinde. Değerli basın mensupları, örneğin Uluslararası Af Örgütü'nün hiçbir temsilcisi, hiçbir yöneticisi dünyanın hiçbir yerinde terörizmle suçlanmamış ve tutuklanmamıştır. Yapılan tek yer, tutuklamanın olduğu, suçlamanın olduğu tek yer Erdoğan'ın Türkiye'sidir. Ben bir kez daha söylüyorum. Bu politikayla ülke adeta intihara sürüklenmektedir. Ülke adeta bir yok oluşa sürüklenmektedir. Şimdi gelen bilgiye göre değerli basın mensupları, Grup Başkan Vekilimiz Çağlar Demirel hakkında 6 yıl 9 ay ceza vermiş durumda. Bir kez daha reddediyoruz. Bir kez daha açığa çıkmıştır ki adalet bu ülkede iktidar partisinin tabelasından ibarettir. Reddediyoruz. Kabul edilemez bu diyoruz. Bugünkü hukuk dizaynı, bugünkü hukuk mantığı legal demokratik siyasetin HDP şahsında tasfiyesi politikasıdır. Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ milletvekili düşürüldü. Parti üyeliği düşürüldü. Diyarbakır milletvekilimiz aynı şekilde Nursel Aydoğan milletvekili düşürüldü. Besime Konca'ya milletvekilimiz daha bir ay önce bir konuşmasında, sadece bir konuşmasında Çiğager'in annesi hoş geldiniz, Batman halkı hoş geldiniz, sizleri selamlıyorum dediği için, bakın cümle bu, iddia bu, hoş geldiniz, selamlıyoruz denildiği için 2 yıl 9 ay cezalandırılmış, mahkeme hükmünü açıklamıştır. Çok açık ve ne söylüyorum. Bugün Çağlar Demirel, Grup Başkan Vekilimize verilen cezanın tek bir anlamı vardır. Talimat, talimat gereği ve siyasetin tasfiyesi. Legal demokratik siyasetin tasfiyesi. HDP'nin, HDP milletvekillerinin, HDP aktivistlerinin tutuklama tehdidiyle
muhalefetten, demokrasi mücadelesinden, özgürlük mücadelesinden alın konulması çabası. Tarih bunun örnekleriyle doludur. HDP zulme karşı asla ve kata boyun eğmedi, asla ve kata boyun eğmeyecektir. Tehdit ve şantajdan hemen hemen herkes şu veya bu şekilde nasibini alıyor. Adalet için yürüyenlere sokağa çıkamazsınız deniliyor. Sokak senin için hak, başkaları için haram. Junta'ya karşı, darbeciliğe karşı birlikte mücadele ettik, birlikte. Parlamento içerisinde bulunan 4 siyasi partinin temsilcileri meclis başkanıyla birlikte bir deklarasyon yayınladılar. Peki nerede o muhalefetin liderleri? Yarın gece yarısı mecliste bir etkinlik düzenlenecek. Bu parlamentonun saygın liderleri Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ bir darbe sonucu şu anda cezaevinde tutuluyorlar. Bir kez daha sizleri selamlıyorum. Zulüm kimden gelirse gelsin, baskı kimden gelirse gelsin, boyun eğmedik, boyun eğmeyeceğiz. Zulümle abat olunmaz. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa memnuniyetle alın. Buyurun. Çok açık ve net söylüyorum. Yarın grup başkan vekilimiz esas 2 yıldır derdest olan ve muhalefetin tüm kesimlerini ötekileştiren darbeye karşı, darbeciliğe karşı genel kurulda hitabını gerçekleştirecektir. Önce söz konusu etkinliğe davet edilmedi HDP. Ama şu anda yapılan davet de yanlış yere yapılmış. Çünkü HDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ şu anda cezaevinde bulunuyorlar. Davet onlara gitmedi. Onlar mecliste olmalı ve onlar konuşmalı. Bir darbe sonucu şu anda eş başkanlarımız cezaevinde bulunuyorlar. Eş başkanlarımız olmadığı için reddediyoruz, gitmiyoruz, kalmıyoruz.